çok konuşulan rating rekortmeni bir dizide oynamak nasıl bir his? Onun mesela sana yaşattığı şey ne? Yani güzelliği de var, iyi tarafı da var ama çok zor. Değil mi? Çünkü ben de bir anda oldu ya. ya ben hı hı. zaten oyunculuk yapıyordum. Yıllardır oyunculuk yapıyorum. Ama bu kadar fenomen bir işle e, giriyor olmam beni böyle bir... Bir kafam gitti benim bir ufak. Ha. E gitti tabii. Topladın mı sonra? Topladım. Hah, iyi. Benim bayağı gitti ama şu an şey yani şu an çok tatlı bir yerdeyim. Hı. Yani bir şaşırdım ya yani, ne oluyor yani. Çok çünkü, haklısınız. Çünkü haftada kadar? böyle 6 gün çalışıp o kadar saat farkına varamıyorsun. İnsanlar izliyor falan da ben her gün setteyim. Kim neyi izliyor ben daha izleyemiyorum. Ne yapıyoruz çok kestiremiyorum. Sadece işimi iyi yapmakla ilgileniyorum falan. Dışarıda neyin döndüğünü çok anlayamıyorum. Dışarı çıktığımda böyle oh, böyle bir şey miymiş falan. Oldu. Çok Aa. zorlandım en başta. Yapma ya. Evet. Şimdi yeni yeni böyle daha rayına oturunca... Sakinlemeye başladım. aynen. Müthiş. Peki proje önüne geldiğinde bu rating rekorları kırar ya falan gibi bir fikre kapılmış mıydın? İkisinde dedim. Ya dedim çok kötü bir iş olacak ve reyting rekorları kıracak falan ya da hiç olmayacak demiştim ben. İlk senaryo okudum. Hmm. İlk iki bölüm okudum. Onu dedim. Şansımıza da İyi ki tuttu. Güzel gitti evet. Şey oluyor mu hiç bu süreçte seyircinin gösterdiği te, e, tepkilere e abi yapsın onu da çocuk ya falan gibi düşündüğün şeyler oluyor mu kendi rolünün kişisiyle? Ben ilk? full öyleyim. Ha. Ben full Ferit'i oynarken full haklı bir yerden oynuyorum. Onu ayırdım. haklı buluyorsun evet. Ferit'i haklı bulmaya çalışınca şey oldum böyle abi bütün kötülükleri yaptırabilirim ben bu karaktere. Hmm. Çok acayip ve onun hepsini haklı bir yerden oynuyorum. Çünkü bunların hepsi hayatta var. Evet. Gerçekten var. Ve bunu kendini haklı görerek nasıl yaparsını deneyimledim ben Ferit'le. Ben mesela Twitter'da okumam. Hı. Twitter'da Ferit bunu da yapmazsın falan diyorlar ya. Hiç evet. hiç oraya etkilenmem asla. Peki yani haklı bulmayı falan filan okey de bu empati kurmaya çalışmak bir bir şekilde etkiliyor mu seni? Korkunç bir şey. Ha? Korkunç bir şey. Beni o öyle bir yerden etkiliyor ki çünkü yani o her takıntıları bir özür... sahiplenmeye başladın mı mesela? Tabii ki. Yapma ya. Tabii ki. Yani böyle şunu biliyorum bir gün böyle sete gel geldiğim bir gün var benim. Çok zor bir bir şey oynayacağım. Ferit Larkı ve onu mert olarak istemiyorum ama ona bürünmem lazım. Vallahi böyle dua okuyarak sete girdim. Bağır çağır falan. Kulaklıkları taktım böyle. Abi falan. E, sürekli bana bunu yaşıyor. mesela son bölümlerde son 6-7 bölümdür kendimi yaşayamıyorum. Full onunla böyle bir haşır neşir içindeyim yani. Çok hoşuma gidiyor ama benden çok şey götürüyor beni çok zorluyor. İyi. Normal bir iletişim kurarken yönetmenimle ne olsun veya ne karşındaki oyuncu ile falan onlar da bana böyle bakıyor mesela. Herhalde böyle. Hmm. Artık sette de alıştılar direkt şey oluyor mesela tamam abi bir şey yaşıyor ellemiyoruz. O benim çok hoşuma gidiyor. Hı hı. Çünkü o an çalışmaya geliyorum ama böyle tüketti bir noktada yani.